Arkadaşlar fiilimsiler konusunu üç ayrı video şeklinde paylaşacağım. İsim, fiil, sıfat, fiil, zarf, fiil olmak üzere. Fiilimsiler yani eylemsiler. Şimdi msi eki, msi'den oluşan msi eki bize yaklaşıklık anlamı verir. Mesela sarımsı, sarıya yakın. Mavimsi, maviye yakın. Fiilimsi ne olur o zaman? Fiile yakın. Aslında içinde fiillik var, yok değil. Ama fiil olarak kullanılmıyor. Daha farklı bir sözcük türü olarak kullanılıyor. Fiilimsi ne diyelim? Kısaca fiilden türeyip fiil olamayan sözcüklerdir diyebiliriz. Fiilden türüyor ama fiil olmuyor. Yapım eki alıyor bunlar doğal olarak ve yapım eki bir sözcüğün hem anlamını hem de türünü değiştirebilir. İşte fiil köküne gelen o yapım eki ya isim yapıyor ya sıfat yapıyor ya da zarf yapıyor. Ama bu ekler özel ekler. Fiil kök veya gövdelerine bazı özel ekler getirilerek yapılan ve cümle içinde isim, sıfat veya zarf görevinde kullanılan türemiş yapıdaki sözcüklere biz fiilimsi yani eylemsi diyoruz. Fiilden türeyen her sözcük fiilimsi değil. Mesela sevmekten sevgi. Sevgi dediğimizde bu bir fiilimsi değil ama fiilden türeyen bir isim. Biz buna fiilimsi demiyoruz çünkü mutlaka özel ek alması gerekiyor. Ayrıca fiilimsiler normal fiiller gibi olumsuzluk eki de alabilirler. Yani ister isim olsun, ister sıfat, ister zarf fiil olsun. Bunlar olumsuzluk eki de alabilirler. Mesela okumak bir isim fiilken okumamak yine bir isim fiil. Ama bu sefer okumak fiilinin olumsuzu oluyor. Özür dilerim, okumak fiilimsisinin olumsuz oluyor. Fiilimsiler olumsuz ekini alarak fiillerle anlam bağını sürdürürler. Ancak artık bir eylem bildirmekten uzaktırlar. Artık bir hareket fiil bildirmezler. Fiil çekim eklerini alamazlar ve bir fiil gibi çekimlenemezler. Şimdi öğrenci 12. sınıfa geliyor ve soruyor. Hocam çekimli fiil ne demek? Defalarca söylüyoruz. Çekimli fiil demek zaman yani kip eki veya kişi eki alan fiil demek. Gidiyorum. Şimdiki zaman ve birinci tekil kişi. Bu bir çekimli fiildir arkadaşlar. Ama fiilimsi böyle bir şey olmaz. Fiilimsi de böyle bir şey olmaz. Çekim eki, fiil çekim eki almazlar. İsim çekim eki alabilirler evet ama fiil çekim eki almazlar. Yani haber kipi ya da dilek kipi hiçbiri ya da kişi eklerinden hiçbirini almıyorlar. Cümlede artık isim, sıfat ve zarf olarak isim soylu sözcük kabul edilirler bunlar. Şöyle örneklersek, çalınan çantasını geri almak için koşarak hırsızın peşinden gitti. Bakın cümlede kaç tane fiilimsi var? Çalınan, almak, koşarak. Şimdi tam bir eylem veya yargı belirtmezler. Çalınan çanta, burada tam bir yargı, tam bir eylem yok. Çantanın bir özelliğini belirtiyor. Mesela çalınmayan, almamak, koşmayarak şeklinde de bunları olumsuz halde söyleyebiliriz. Yine fiil bildirmiyorlar. Sadece olumsuz birer fiilimsidir. Çalan sıfat, almak isim ve koşarak ise zarf fiil görevinde kullanılmıştır. Biraz yorgunum ve sesim çatallaşıyor. Bunun için özür dilerim. Birincisi isim fiil, ad eylem yani mastar adı üstünde. İsim fiil yani fiilin ismi. Her şeyin ismi var. Yeryüzünde her şeyin ismi var. Nesnelerin, insanların, hayvanların, kavramların doğal olarak hareketlerin de adı olacak. İşte isim fiiller bu hareketlerin adıdır arkadaşlar. Fiil kök veya gövdesine ma, mame, ış, iş, uş, üş, mak, mek eklerinin getirilmesiyle oluşuyorlar. Bunlar fiilin adıdır. Her varlık veya kavramın adı olduğu gibi. İşte isim fiiller hareketlerin adını karşılar demiştik. Okumak, dinlemek ve düşünmek en yararlı etkinliklerdir. En yararlı etkinlikler ne? Okumak, dinlemek, düşünmek. Bunlar artık fiil değil. Oku fiilinin adı, dinle fiilinin adı ve düşün fiilinin adı. Oturuşuyla, kalkışıyla öyle heybetliydi ki herkesi kendine hayran bıraktı. Dikkat ediyoruz. Oturuş. Oturma şekli, oturuş, kalkış ama asla hareket değil. Düşünmeden konuşmak, nişan almadan ateş etmeye benzer. Konuşmak, etme. Uyarımız var.
Bizim fiildeki mame ile olumsuzluk ekini birbiriyle karıştırmamamız lazım. Bunları ayırabilmek için her zaman söylediğim şey, anahtar sözcüğümüz anlam. Anlamına bakmamız gerekiyor. Aynı sözcükte eğer iki tane ma varsa bunlardan önce olumsuzluk eki, sonra fiilimsi eki getirilir. Örnek şu, bu kitabı okumaması ona çok şey kaybettirdi. Okuması, okumaması bu olumsuzluk, bu da isim fiil eki. Bu kapıyı sakın açma. Buna dikkat edelim. Sakın açma. Emir vermiş ve olumsuz bir emir vermiş. Bu olumsuzluk ekidir arkadaşlar artık. Bu bir isim fiil değildir. Açma kapama işlerini vesneden yapabilirsiniz. Burada ise kalıcı isim oluşmuş. Yani her mame gördüğümüzde aa işte bu isim fiildir falan diyemiyoruz. Kesinlikle bunu demiyoruz. Mutlaka anlama bakıyoruz. Ne demek istiyor? Bunu anlayacağız. Ondan sonra eklerinin isimlerini söyleyeceğiz. Anlam bizim anahtarımızdır arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Bir uyarımız daha, işte bu kalıcı isim. Ek eylemler bazen isim fiil ekleri, bazen kalıcı isim oluşturabilirler. Bunlar artık fiilimsi sayılmaz. Bunlara olumsuzluk eki de getirilemez. Mesela bu ağaçları ekmek nereden aklınıza geldi? Bu ağaçları ekmemek. Bu bir isim fiil. Ancak fırından ekmek al gel. Fırından ekmemek al gel diyemeyiz ki. Fırından ekmek al gel. Ekmek işte temel besin malzemelerimizden biri. Kibriti bile çakmak onu çok korkutuyordu. Kibriti bile çakmamak onu çok korkutuyordu. Olumsuzluğu getirebildiğimiz için bu artık isim fiil, kesin isim fiil. Ama küçük kız çakmakla oynuyordu dediğimizde, çakmamakla oynuyordu gibi bir anlam saçma olur. O yüzden çakmak burada kalıcı isim olmuş. Oteldeki danışma sabaha kadar açıktı. Özür dilerim, buradaki danışma isim olacaktı. İsim fiil yazmışım. Bunu biraz hemen düzeltelim. İsim olacak. Biraz bazen karışık yazabiliyorum. Kalıcı isim. Büyüklerine fikir danışma farklı bakmanı sağlar. Bunu da yanlış yazmışım. Büyüklerine fikir danışma farklı bakmanı sağlar. Bu da tam tersi. Şöyle yapalım. Düzenlemek adına. Bazen hızlı yazdığımda bazen şaşkın olabiliyorum. O nedenle yanlış yazabiliyorum. Evet, 3 yaşındaki ufaklık dondurma isteyip durdu. Burada da yine bir karışıklık yapmışım. İyi ki de fark ettim. Gerçi derste fark etmiştik, sonra düzeltmeyi unuttum ama geçerli slayttan. Evet, 3 yaşındaki ufaklık dondurma isteyip durdu. Bu bir besin anlamında olduğu için kalıcı isim. Sebzeleri dondurma onların besin değerini kaybettiren bir işlemdir. Burada da dondurmak işinden bahsediyor. O nedenle isim fiil oluyor. Bir de işteşlik ekiyle isim fiildeki iş yine karıştırılmamalı. Bunu yine anlamdan çözeceğiz. Bunun bir formülü yok arkadaşlar. Formül aramayın. Dil bilgisinde formül aramayın. Hep anlam bizim anahtarımız. Gül biter, gülüşün kalır bende. Buradaki iş bakın isim fiildekiyken kadınlar onun bu kıyafetini görünce gülüştüler. Birliktelik anlamı katmış. O nedenle bu bir işteş çatılı fiil. Burada bitirelim isim fiilleri arkadaşlar. Bir sonraki videoda sıfat fiilleri anlatacağım.